I think it's going quite well. Gayet iyi gidiyor buraya alışma sürecim. Sezon öncesi kampının tam da ortasındayız aslında. Fiziken de iyi bir durumda olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da beni gayet iyi karşıladı. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı da çok mutlu hissediyorum kendimi. Yeah, it's much easier to... Tabii ki burada bir arkadaşınızın olması sizin buradaki hayatınızı kolaylaştırıyor mutlaka. Alex'le beraber 15, 16, 17, 20, 21 yaş alt takımlarında hep beraberdik. Hep onunla beraber milli takımlarda oynama fırsatı bulduk. Hatta bunların hepsine neredeyse o da arkadaşıydık. Dolayısıyla böyle birinin varlığı, böyle birinin sizden daha önce burada olmuş olması sizin hayatınızı, sizin işinizi daha da kolaylaştırıyor. Gün geçtikçe diğer takım arkadaşlarımı da daha iyi ve daha yakından tanıma fırsatı buluyorum. Gerçekten çok harika bir gruba sahibiz burada. Dolayısıyla bütün takım arkadaşlarımla beraber iyi bir yolda gittiğimizi ve hepsine bana gösterdikleri yardımdan ve misafirperverlikten dolayı müteşekkir olduğumu söylemem gerekir. Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Çünkü Rosenborg'da son maçımı yaklaşık 2 hafta önce oynamıştım. Ancak koronavirüs, global pandemi dolayısıyla biraz gecikmeler yaşandı. Daha sonra buraya gelip sağlık testlerini tamamladıktan sonra takıma dahil oldum. Belki normalde daha geç gelebilirdim. 4 gün, 5 gün daha geç gelebilme fırsatım vardı ama böyle bir fırsatın kaçmasına kesinlikle izin veremezdim. Burası çünkü çok değerli bir fırsat olarak görüyorum. Neredeyse her gün video konferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdik. Çünkü neredeyse gelmeden önce takımı tam anlamıyla tanıyordum ve takım halini, takımın bütün her şey hakkında bilgim vardı. Alex olmasa da tabii ki buraya gelebilirdim. Çünkü gerçekten büyük bir takım olduğunu, ne kadar önemli bir yer olduğunu görüyorum. Benim de kararımdı buraya gelmek. Ama tabii ki transfer sürecinde Alex'le birlikte her gün neredeyse video konferansla görüşmeler yaptık. Ve bana burası hakkındaki bütün bilgileri kendisi bana söyledi. In Norway it's quite hard to follow. Norveç'te yayınlar dolayısıyla Türk futbolunu takip edebilmek, Türkiye'deki maçları takip edebilmek açıkçası biraz zor oluyor. Çünkü yayınların bazı maçların orada yayınlanmadığını düşündüğünüzde belki Alex'in performansı tam olarak Norveç'te bütün herkes tarafından bilmiyor olabilir. Ancak ben kendisini tabii ki bütün maçlarını takip ediyorum ve buraya geldiğinde o istediği özgüveni kazandığında, kendine güvenini kazandığında ki aynı seviyede performans gösterip ben de onun beyin gösterdiği performansa yakın bir performans gösterirsem çok mutlu olurum kesinlikle. Trabzon şehri Norveç'te yaşadığım Trondheim şehriyle benzer özellikler gösteren, ikisi de küçük şehirler aslında. Ama pandemi dolayısıyla çok fazla gezme fırsatım olmadı. Bu koronavirüs dolayısıyla çok fazla dışarı çıkma fırsatı ve şehri tanıma fırsatı bulamadım açıkçası. Ancak Alex'le görüştüğümüzde kendisiyle beraber deniz kenarına özellikle çok fazla güzel restoran olduğunu, gidilebilecek yerler olduğunu söyledi. Umuyorum pandemi bittikten sonra şehri daha iyi ve daha geniş açıyla tanıma fırsatım olacak. Takıma ilk baktığımda gerçekten akıllı oyunculardan, zeki oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu görüyorum. Böyle oyuncularla oynamak her zaman daha kolaydır. Çünkü ne yapmaları, nerede olmaları gerektiğini bilen insanlarla oynamak, iyi futbolcularla oynamak her zaman daha kolaydır. Yeni bir futbolcu için, alışma sürecindeki bir futbolcu için işlerinizi kolaylaştırabilir bu kadar akıllı ve aynı zamanda çabuk düşünebilen insanlarla beraber olabilmek, onlarla futbol oynayabilmek. Seviye Norveç'te alışık olduğumdan daha üstte bir seviye. Geldiğimde çünkü kalitenin çok yüksek olduğunu gördüm. Dolayısıyla takımın gerçekten iyi ve kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Alex'in de bahsettiği gibi aslında iyi bir sol ayağım olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olmayı seven, topla beraber pas yapmayı gerçekten seven bir oyun tarzım olduğunu düşünüyorum. Kendi orta sahada oynadığım için hızlı da bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Bazı zamanlarda da kayarak müdahaleleri yapmayı seven bir oyun tarzım var. Umuyorum ki bu sene şut atma fırsatı bulduğumda takıma katkıda bulunmak yönünde birçok gol de atabileceğimi umuyorum sol ayağımla birlikte. Tabii ki hep beraber göreceğiz bunu bu sezon boyunca. Norveç ligi de aslında değerlendirdiğinizde gayet fiziki özellikten öne çıktığı bir lig. Dolayısıyla buradaki lige de baktığımda sürekli öne arkaya doğru çabuk oynanan kontra atakların, hızlı atakların çok olduğu bir lig yapısı olduğunu gördüm. Buradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da onlar benzer şeyler söylediler. Yüksek tempolu bir lig olduğunu biliyorum buranın. Kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu biliyorum. Tabii ki düşündüğümüz zaman burada Norveç'teki ligi eğer Türk ligi ile karşılaştırırsak burada ritmin biraz daha yüksek olduğunu, temponun daha yüksek olduğunu ve daha kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben yine de rakibiyle karşılaştığında rakibe göre ayak uydurabilen, rakibin temposuna, rakibin yapabileceklerine, kalitesine ayak uydurabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki adaptasyonumun da kolay olacağını ve çabuk olacağını düşünüyorum. Kendileriyle karşılaştığımda harika reaksiyonlar aldım. Instagram üzerinden, özellikle sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj aldım. Belki birçoğuna yanıt da veremedim ama beni ne kadar burada iyi karşıladıklarını, benim hakkımda ne kadar güzel şeyler düşündüklerini zaten kendileriyle her karşılaştığımızda ya da her mesaj, sosyal medya mesajı üzerinden görebiliyorum.
herkesten, bütün takım arkadaşlarımdan ve buradaki herkesten ne kadar harika taraftarlarımız olduğunu duydum. Bunun da zaten bilgisi bende vardı. Ancak ne yazık ki pandemi dolayısıyla şu an maalesef onlarla birlikte olamıyoruz. Onların önünde oynayamıyoruz. Ama umuyorum ki kısa zamanda bu pandemi süreci de sona erecektir. Ve taraftarlarımız önünde oynayacağımız o maçları da dört gözle bekliyorum.